Efendim, bugün ne konuşacağız? Bugün aslında ilginç, ee, her zaman ilginç bulduğum bir meseleyi deşmeye çalışacağız. Bir taraftan ee, mimariyi konuşacağız, Osmanlı mimarisi, İslam mimarisi, Cumhuriyet mimarisi belki. Bugün ne yapılabilir e, meselesini konuşacağız. Bugün meseleleri nasıl anlayalım? Meselesini konuşacağız. Tabii vaktimiz yeterse. Peki bütün bunları kimle konuşacağız? Hal İbrahim Düzenli ile e, İdrak ve İnşa'dan sonra Ufki Şehir'de elimizde başka eserleri de var. Bütün bunları e, yol boyunca biz adresimizi ararken konuşmuş olacağız zaten. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Biz şimdi ilk sorumuza jandarma soru diyoruz. E, klasik soru, net soru. Ee, o yüzden hani bu ilk soruya bakıp ya bundan sonraki sorular da hep böyle mi gelecek? Bu nedir? Nereye düştük? Ee, neden mimari? Tedirgin olma lütfen abi. Niye <laughs> sormayacağız? Ee, ama yani neden mimari demiyorsak bile e, sorumuz gene iki kelimeden oluşuyor. Nedir mimari? Evet. Daha önceki programları e, izlemiş olduğum için hazırlıklıyım yani en Eyvallah. azından. Hatta şöyle bir karşı Şöyle bir atak mı yapsak? var? Peki nedir edebiyat? <laughs> ee, her edebiyat, insanın kendisine yakışanı yazmasıdır. <laughs> <laughs> Eyvallah. O çok güzel. Mimari, insanın kendine e, yakışanı yapmasıdır. <laughs> i̇şte İn, İnşa, inşa <laughs> eylemesidir diyelim. Ee, hem inşa eylemesi hem <laughs> tefekkür eylemesi belki. Tabii bunun e, bir takım kodlarını e, belki söylemem lazım. Türlü türlü yorum, türlü türlü tanım, her tanımda bir hapishane ve bu hapishaneler içerisine düşmemek için usul ölçüleri en azından geliştirilebilir. Ben kendi usul ölçümü en azından kısaca ifade edeyim ki meselelere nasıl baktığım, başkasının illa böyle bakması gerekmediği gibi şeylerde dipnot olarak düşeyim. Doğrusu mimari nedir e, sorusuna e, benim şöyle bir e, usul ölçüsü geliştirmem olası. Yani mimari dediğimizde mekana müteallik, mekanla ilişkili e, her ne var ise alemde e, o şey mimarinin konusu. Mimari konusu bu olan bir şey. Peki... E, Mekan dediğimizde e, neyi kastediyoruz? E, kelimenin diyelim biraz kısaca etimolojik şeyine girersek kem, olmak, oluş e, ve oluşun meydana geldiği yer bağlamında mekandan bahsediyoruz. Yani bu oluş hali nedir? Bu oluşu e, var olan, var kılan süreç, e, ana taşıyıcısı, amil işaret ettiği mana ona kendisinden bir şeyler katan, kulağımıza bir fısıltı olarak bir şeyler söyleyen nedir? Bu noktada e, eğer e, Allah e, mekandan ve zamandan münezzeh ise, e, onun dışındaki her şey mekanın konusudur. Bir evi mavera gibi bir şey. Dolayısıyla o oluşun dinamiklerini aramak, o oluş halinin, o dinamik olan sürecin, o statik olmayanın, o kendisinden bir şeyler e, duymamızı isteyenin e, yapısını kavramak. İşte bu mimari bunun en büyük araçlarından bir tanesi. Bu sütüncüde, yürüdüğümüzde, herhangi bir yerde, bir sokakta, adımımızı attığımız her noktada, işte o oluşun emarelerini e, görebiliyorsak o oluşa dair kendi fikrimizi, kendi deruni bakışımızı, kendi iç yolculuğumuzu oluşturabiliyorsak işte o da iyi mimaridir diyebilir. Aslında çok ilginç bir yere geldik ilk sorudan itibaren daha. hani dakika bir goldir bir diyelim buna. <laughs> Herhalde ee, gerisi böyle gitmez bilmiyorum. Gerisi de böyle gitse keşke. İnşallah. Ee, gidecektir umudumuz odur. Ee, şöyle bir şey anlıyorum sanki ben böyle olunca. Hani çevim ve mekan kelimelerinin kardeşliğini ben de biraz kullanayım. Ee, bu aynı zamanda bir uyumu da yani yaratılmış olanla uyumu da sanki beraberinde getiriyor. Ve aynı zamanda da mesela Müslüman bir mimar için, e, İslam hakkını kullanan bir mimar için diye tahsis edeyim bunu. E, mimari neredeyse imani bir titizlikte gerektiriyor. Doğru mu anlıyorum? Kuşkusuz inançla ilgili olduğu şüphesiz. Fakat bu inanç sadece Müslümanların inancı, Müslümanlara has bir şey değil. Her türlü inanç. Dolayısıyla o mekanı, o kevni, o oluşu, o oluş halinde olmayı siz nasıl tanımlıyorsanız işte onun fısıltısını duyacaksınız. Dolayısıyla bu diyelim Pekin'de başka bir şey olabilir. Bu e, Tanrı'yla ilişki kurmamış bir e, zihinde başka türlü olabilir ama muhakkak bir fısıltı duyacaktır. İşte o duyduğu fısıltıyı bir şekilde e, hikemiyata e, döndürmek, e, bir e, teori, nazariyat buradan geliştirmekte mimarinin yapı yapma, inşa etmenin yanında ikinci bir e, yönü olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bu anlamda bir usul ölçüsü daha açıkçası geliştirmek ve söylemek isterim. Çoğu yerde bunları söylediğim için herhalde rahat konuşacağım biraz. Birincisi mekan oluş, oluşun süreci, oluşun temel dinamiklerini kavramak ve bunun hikemiyatını üretmek, nazariyatını üretmek. Yani hikmetle olan bağlantısını kurmak. Az önce idrak ve inşa Kitabından bahsettiniz. Aslında o ismin e, mülhem olduğu bir usul ölçüsü e, bu açıkçası. Yine benim bakışımı e, biraz e, açıklıyor. E, o şu demek aslında, idrak edilmek ve inşa edilmek. Gene iki düzlemli bir şey. E, bunlar birbirine mündemiş tabii. E, apayrı kategorizasyonlar değil. <laughs> Ahlak-ı yazarı, meşhur Osmanlı ahlak yazarı Kınalızade Ali Çelebi'nin bir ifadesi var kitabında. Bence bu herhalde Osmanlı için de çok önemli bir usul ölçüsü geliştirmiştir. Şöyle diyor, hikmet eşyanın hakkı neyse öyle bilmek, efalin yani fiillerin hakkı neyse öyle kılmaktır. Dolayısıyla... İkinci ölçü olarak bilmek ve kılmak meselesi eşyanın tabiatına uygun olarak bunu bu ikisini birden yapma meselesi de mimarinin asli vazifesidir diyeyim. Aslında bu ilk söylediğimin bir başka tercümesi de anlamına gelebilir ve bunu herkes kendince yapar. Diğer türlüsü de zulüm demek olacak. Dolayısıyla şuraya da gelebiliriz, değil mi biz? Ee... Kötü tırnak içerisinde söylüyorum M mimari zulüm zulüm etmiş oluruz insan. Evet. Yani eşyanın e, kendisine piyderin kendisine uygun davranılmadığı. Güzel e, neyi kastettiğinizi anlayabildiğim kadarıyla e, ben zulüm demeyebilirim ben bir kapatma hali bir e, hapishane kurma hali diyebilirim yani dünyada olma kabukta kalma e, meselenin İnsan içine dönerek biliyorsunuz içine yolculuk ederek diğer her şeyi kavrar. O içe yolculuğu kapatma hali olarak açıkçası kötü mimariyi variy zikledebilir. İnsanın kendisine zulmetmesi. Aynen, olabilir. aynen yani evet ve dediğim gibi katılıyorum şeyinize ama o kapatma hali, kalbi kapatma hali, yolculuğun önünü kesme hali, kendini bir bir kemalat sürecinde inşa etme hali, kendimizi, benliğimizi, benliğimizi de herhalde inşa ettiğimiz, bildiğimiz bir e, dünya burası. Dolayısıyla e, haklısınız. Yani bir kapatma kötü mimariyle açıklanabilir ya da her ne diyorsak zulümde. Evet. <laughs> Eyvallah. Burada sanki biraz şeye de ihtiyacımız var. <laughs> Güzel tarife. Evet. <laughs> Ne de biraz ihtiyacımız şimdi bu şey, şey Tabii şey, şey, başka uzatır götürür bambaşka yerlere bizi götürür. Ama aynı mi? zamanda hani Turgut severin tanımını da hatırlıyorum. Mimari <laughs> insanın dünyayı güzelleştirme çabasının toplamıdır. Der. <gülüyor> ee, <gülüyor> rahmetli belki güzeli de buradan konuşmak lazım ama ben de buna bir ek yapayım. Soru soru içinde olsun böylelikle. E, geliştirmiş olalım meseleyi. E, şimdi mesela e, ben gene söylediklerinizden e diyelim mescitlerin, camilerin genellikle aydınlık, kiliselerin, katedrallerin genellikle loş olması hiç de değil bu durumda. Yani e, zihinsel bir süreçten, yani idrakten söz ediyorsak inşa ettiğimiz şey o idrakin %100 bir yansıması gibi olacak sanki. Hı hı. Tam bu noktada belki güzelin ne olduğunu tanımlamak evet. önem arz ediyor. Ee, evet. Herhalde bu bir e, usulü mimari e, şeyi programı Dersine gibi. Bizim program böyle Eyvallah. <laughs> Nereye giderse artık. O adres bulunacak. tabi girecek. O adres, yani. bulunacak. E, <laughs> o adres Ama, bulunacak. Madem adres defteri. E, evet güzel. E, buradan yaklaşalım yani söylediğiniz noktadan doğrusu. E, bir kilise mivarisi dediniz. E, bunu genişletebiliriz. Bir e, insana etkisi altına alan ve insanı anlık bir şeyle büyüleyen ve insanı o noktada çarpan. Ama dışarı çıktığınızda veya başka bir noktaya geçtiğinizde o çarpılma etkisiyle bir nevi sekerat, sarhoşluk hali yaşadığınız fakat ondan öteye yolculuğunuza diyelim imkan vermeyen bir şey. İşte camilerin aydınlık olmasın, kiliselerin karanlık olmasından ziyade hep Af buyurun sürekli tahsih yapıyor değil mi yani? Evet, Yok yani biz yani ee, tashihten de çok memnun oluruz ayrıca. Ay, ay vallahi ee, şöyle batı doğu gibi kavramsallaştırmalar kullanmak istemiyorum ve fakat e, bunu sadece kiliseyle sınırlı e, tutmayalım. Türkiye'de ya da herhangi bir yerde ya da modern çağda ya da e, çağdaş kapitalizm e, döneminde eğer bir sanat eseri bir mimarlık eseri, bir kurmaca baktığınızda sizi çarpıyor ve direkt etkisi altına alıyor ve size bir doğrultu gösteriyorsa o kendi iç yolculuğunuzu kendi çizdiğiniz rotalarla belirleyebilme şansınızı bana göre elden alıyor. Kilise. Mesele tarifiniz yani mi? Yani kilise veya dediğim gibi herhangi bir modern çağ ürünü bir eseri de olabilir. Cansever'den de ilhamlı aslında bunları söylüyorum. Cami dediğiniz şey bu anlamda bir mekan birimi olarak, bir mekan olarak, bir mimari tarafından belirlenmiş kurulmuş bir sınırlandırılmış bir alan olarak cami de belki öyle bir şey. O aydınlık, o dış dünyayı da içerisine alan. Ve dış dünyayla irtibatınızı bir nevi manastır aleminden bir şey söylemeyerek, yani kendinizi kapatmanız ve sonra açmanız gibi bir şeyle değil de, içerisine girdiğinizde hem o dünya içerisinden kopmadan, hem de bu varlığın dinamik bir süreci olduğundan bahsettik. Bir dinamik bir şeyde e, yapıda olarak mekanı dolaşmanız, mekanın dıştaki, içteki bütün şeylerinizi size verilerini, duyargalarınıza e, açmanız ve onları sürekli onlara sürekli bir biçimde anlık değil gönderme yapması ve dolayısıyla sizin aslında o mekandaki auradan bir anlamda e, kopmanız iç yolculuğunuza her nasıl bir yol çizmişseniz sizin kendinizin belirleyeceği rotalarda yürümeniz anlamına gelebilir. Bu anlamda dediğim gibi aydınlık karanlık dikotomisinden, e, ikilemesinden ya da kilise cami meselesi de bunların hepsi içinde olmak üzere buna bir mekan oluşturmanın, bir mekan yorumunda anlık etkilenmeyle, anlık çarpılmayla sürekli olma, sürekli olma ve kendi içine yolculuk etme arasındaki fark olarak doğrusu bakabiliriz. bakabiliriz. Etti mi size 3 yani. Evet. <laughs> yani bu da üç olsun. <laughs> da üç da olsun, üç yani. olsun. Eyvallah. Ee, peki şu güzellik meselesine dönelim. Güzel'in karşısında gene e, bugün Turgut Cansever <laughs> rahmetliye çok çatıfta bulunacağız. E, o mesela e, amaç e, daha doğrusu işlev meselesini daha çok önemseyen yani bir mimari gelenekten söz eder. Ama bu işlevi de güzel kılmaktan <laughs> söz eder. Yani bizati bir şeyi güzel olduğu için yapmak yerine amacı ve işlevi belli olan bir şeyi güzel yapmak galiba. Yani bu da bize temel bir fark verir mi mimari bakışta? Ee, i̇sterseniz bunu geliştirelim. Ee, bunu da. Yani e, <laughs> hadi bu da dört olsun. <laughs> bu da bizden olsun. <laughs> Dediğim gibi burada usulü fıkıh gibi bir şey. Usulü konuşmaktan meselenin Ama görünümüne bir türlü yani usul, giremeyeceğiz. Usul asıldan önemlidir malum. Eyvallah. Şöyle <laughs> görebilirsiniz. Güzel. Canseverden yola çıkalım. Cansever dünyayı güzelleştirmek insanın dünyadaki asli vazifesidir. Derken aslında çok derinli bir manaya e, işaret ediyor ki şöyle ki de, devamında şöyle bir şey de söylüyor sanat mimari e, güzelin tırnak içerisinde onu açıklayacağım yani estetiğin e, alanında değil ahlakın ahlakta inancın alanında e, bir şeydir demek çok ciddi bir e, modern dönem eleştirisi demek yani bir 20. yüzyıl e, eleştirisi demek bir 19. yüzyıl bir aydınlanma Eleştirisi demek. Bunu biraz şerh edelim. Bize düşen e, odur. E, tevil edelim yer yer. E, <laughs> Allah güzeldir, güzeli sever. Peki, e, güzelin bir e, kriterler silsilesi, bir çetelesi, e, güzel şudur, güzel bu değildir gibi bir silsilesi var mı? Ee, sorusuna hakikaten e, çok fazla düşünmeliyiz. Yani hep güzeli estetik diye de şey yapıp dillerimize pelesenktir mesela ağzımızı açtığımızda mimariyle bir sanat eseriyle karşılaşın estetik değeri şöyle estetik değeri böyle İşte bu en büyük tuzaklardan biridir ve Cansever bu tuzağı fark etmiş ve çözmüş patlatmış bir adamdır diye düşünüyorum şimdi Allah güzeldir güzeli sever ve Allah e, her <laughs> insanı Insan üzerinden gezeelim güzel bir surette yaratmıştır Peki biz kim oluyoruz birine güzel birine çirkin birine yakışıklı insandan bahsediyorum birine işte yakışıksız şiş, tipsiz, birine şu birine bu gibi kıstaslar koyuyoruz İşte bu kıstaslar bizim kurduğumuz, bizim kurgumuzla şekillenen bir 20. yüzyıl hastalığıdır. 19. yüzyıl hastalığıdır diyorum. Ve bunu da hep estetik alanına göndeririz. Yani estetikte şöyle şöyle bir şey vardır. Mimari söz konusu olduğunda, e, canseverin ikazlarını itiraz ettiği yeri biraz daha açmak söz konusu olduğunda şöyle deriz. Mimari aslında e, güzelin e, de içinde olan, iyinin, ahlakın diyelim, e, iyisinin, Bilimin, ilimin her neyse doğrusunun e, kategori olarak onun da e, içerisinde olan bütün bunları kapsayan bir şeydir. Yani sadece doğrunun, sadece iyinin, sadece güzelin alanında değildir. Şöyle bir şey var, aynı iktisadın ahlaktan bağımsızlaşması gibi estetiğin de bu kriterler silsilesi yoluyla estetik alanında ahlaktan, inançtan bağımsızlaşıp kendi otonom özerk, alanını oluşturması ve bu özerk alan içerisinde bize bir şeyler vaz etmesi ve giderek giderek artık estetik başlı başına önümüzde duran bir şey. Onun kendi kriterleri var, şu var, bu var. İşte Cansiyel Buna itiraz ediyor. Güzel'in tanımlanmasından özellikle kaçınmamızı bence söylüyor hmm. ve o güzel inşa edilir kuşkusuz yani. Bir şekilde bir şeyler ortaya konur ama işte onun esası da baştaki usul ölçüsü 1 ve 2 ile e, bağlantılı olarak eğer bir şey bir insana kendi iç yolculuğunu yapma fırsatı veriyorsa o güzeldir. Ama bu güzel linyanında işlev dediğimiz şey biraz e, şeyle iyi e, iyiyle alakalı bir durumdur. İşte doğru dediğimiz şey mimarinin yapısal unsurlarıyla sağlamlığıyla şununla bununla alakalı bir şeydir. Güzel dediğimiz şey de işte o estetik, her ne diyorsak o alanla ilgili bir şeydir. İşte o yolculuğu bize e, sunuyorsa, kendi iç yolculuğumuzu bize sunuyorsa işte o güzeldir. Ama o nedir? diye tekrar sorduğunuzda size göre, sizin yolculuğunuza göre bir şeydir. Benim yolculuğuma göre bir şeydir. Sizin yolculuğunuza göre bir şeydir abi diye şöyle söyleyebilirsin. Ee, Çok özür <laughs> dilerim Estağfurullah. Böyle bir konuşma hareketlenmesi <laughs> işimiz <laughs> orada ama e, şey olmadı. Ben şöyle anlıyorum abi o zaman. Mesela ben Bursa'da e, ee, Ulu Cami yerine Orhan Camii'ni e, görmeyi e, seven bir adam hı, hı Orhan Camii'nin vaat ettiği sadelik, insanı e, insana önerdiği, teklif ettiği sadelik e, ve insanın orada daha tenha kalabileceğine dair içinde geliştirebildiği inanç Orhan Camii'ni benim açımdan daha güzel kılar. Öyle diyeyim. Ama bir başkası için de diyelim Ortaköy Camii, şuracıkta ismi var, e, fotoğrafı var, çok güzel bir camidir. Ben de mesela Ortaköy Camii'ni gereksiz süslü e, bulurum <laughs> ve hani süs meselesinde... E, şey mesafen vardır yani süsle. İfrata mı varmıştır süsle diyorsunuz? Yok orta köy cami için ifrat diyemem. Hani başka... Süsle yani. yani Gereksiz işte de do... Evet ama yani Dolma Bahçe Sarayı'nı gördükten sonra orta köy cami gayet <laughs> mütevazi bile kalabilir. ama mesela to... yani saraylardan Topkapı Sarayı'nı sevmek gibi. Yani biraz kim olduğunuzda da dünyaya nereden baktığınızda da ilgili bir tanım diyorsunuz diye söyledim. Dolayısıyla hani bu nesnel e, ee, bunun kriterleri vardır kardeşim falan filan durumundan başka bir şey öneriyorsun bize galiba. Doğru mu anlıyorum? Ee, evet. Ee, mesela Topkapı Sarayı'nı niye seversiniz Dolmabahçe'ye göre? Ya ben çünkü şeyi o hani e, o yapılanmayı hı hı. kendi içerisindeki yapılanmayı o sadeliğin içindeki büyük ihtişamı yani, çeşitliliği, evet, evet. çeşitliliği. ve evet. mesela hani birdenbire bir bahçeye çıkıp Birden bire yeni şehirlerin gülban kokuyup gittikleri bir çınarı hı hı. o bahçede yapayalnız tek başına hı hı. ve o bahçenin en önemli unsuru olarak görüvermeyi vermeyi mesela Dolma Bahçedeki bin türlü süsten daha fazla önemseyen biriyimdir kişisel olarak hı hı. bu böyle. Hı hı hı. Yani hissettiğim şey hı hı. olarak e, bu böyle ya da ne bileyim iftariyelik küçük bir şeyi vardır böylesi. E, çıkıntısı mı evet. diyelim ona? Ne diyelim? Kameriye gibi bir şey ya amaiftari. Evet. Yani hiç, nedir ya ne kadar e, bir muhteşem ya. bir şey bu. Ne güzel bir öpücük. Evet. Hani saraya bırakılmış ne güzel bir öpücük falan gibi bakarım Tabii. ben ona hep. Biraz öyle ya. Yani. Tabii. Mesela o iftariyeli e, köşkünü de orada görürsünüz. İlk e, ilk girişte, ilk havluda kocaman eee Bacalarıyla e, mutfak kısmını görürsünüz başka bir şey olarak. Biraz ilerlersiniz e, adalet kulesini görürsünüz. Biraz ilerlersiniz irili ufaklı birbirine benzer benzemez bir sürü dilde bir sürü yapı bir sürü e, mekan oluşturmuş bir bir e, e, mimari unsurlar görürsünüz. İşte bu Topkapı Sarayı bahsini açmak gerçekten e, önemli doğrusu. İşte bunun manası nedir? Yani mimaride bunun şeyi acaba hmm. nedir? Hani... Bunu dönüşte konuşalım mı ama? Yani tam buradan konuşalım. Çünkü uyarılıyoruz. Öyle Eyvallah. Ee, malum kapitalizm bekleyen bir şey değil. Ee, bir reklam arasına gideceğiz. Sonra Ali İbrahim Düzenli ile adresimizi aramaya devam edeceğiz. Evet efendim yeniden merhabalar. Adres defteri devam ediyor. Ali İbrahim Düzenli hocamızla. Mimariyi konuşuyoruz. Topkapı Sarayı'nda kalmıştık. Topkapı Sarayı'ndan devam edeceğiz hocam. Eklenen yani yapılardan. Girdiğimizden itibaren bir tanımınız vardı. Oradan alalım evet. hocam. Evet. Şimdi Topkapı Sarayı'nda bize güzel gelen, bizi cezbeden, hakikaten nedir diye bir kurcalayalım. Yani sonuçta herhalde Topkapı Sarayı'nı yapanlardan bir şey taşıyoruz diye düşünüyorum yani umudumuz herhalde, o yönde en azından yani belki inşa etmiyoruz öyle bir şey ama en azından biliyoruz yani fark ediyoruz yani bunun güzel tırnak içerisinde bir şey olmuş olabileceğini tahmin ediyoruz yani bu yeter yani bunun külünü üflemek lazım İnşallah yeri ve zamanı gelir memlekette uygulanır da şimdi Topkapı Sarayında şöyle bir şey var. E, tabi biliyorsunuz 1400'lerin sonlarından 1900'lerin ortalarına kadar e, bir 500 senelik bir yapım süreci var ve Eklemeler. her yüzyılda her şeyde bir şekilde sürekli eklenen parçalar ve canlı bir her yüz tabi canlı dinamik İşte zaten o dinamizme o e, şeye bağlayacağız e, sürekli eklenen Parçalar var, irili ufaklı ve her devrin şeyini gösterir şekilde. Üslubunu, usulünü her neyse bunları gösterir şekilde. Şimdi bunları birbirine ekleyerek bazen çok alakasız bile gördüğümüz iki unsur bir arada kendi şahsiyetlerini muhafaza ederek bir bütünlük oluşturabilmektedir. İşte o bütünlüktür bence bize güzel gelen. Buna aslında kümülatif bütünlük dediğimiz diyebileceğimiz bir şey var. Kümülatif yani eklenerek çoğalan. Şu demek eklenerek çoğalan bir bütünlük kurmak her birimin her mekan parçasının her yapının kendi şahsiyetiyle ortada olması diğer yapının şahsiyetine müdahalede bulunmaması yan yana birlikte var olabilmeleri ve onların bir bütünün parçası olarak görünebilmeleri, yani tek tek parçalarına bakarsanız bu bütünlüğün, dediğim ya adalet kulesinden bir haremdeki bir kubbeli binaya, onun avlusuna, şöyle mutfaklardan iftariye köşküne ve onlar birbirinden bağımsız gibi gözüken bir şeydir. Ama onları toplayan dört tane avlu vardır biliyorsunuz. Yani biz o avlu içerisindeki beden hareketimizle. Ee, karşıdan baktığımızdaki gözümüzün e, hareketiyle dolaşarak sülüyette bakarak bir şekilde bir etkiye e, maruz kalırız. İşte o etki bence bize işte o mekana bakarken ve me mekanda bedenimiz hareket ederken o e, varlığın dinamik olan oluş halinde olan yapısını na yaklaştırıyor. Onu idrak etme potansiyelimizi ortaya çıkarıyor. Bu her şey nasip e, bakana göre değişir ve onun herkesin nasibi farklı olabilir bundan ama işte beden her hareket ettiğinde, her bir adım attığında bir şahsiyetiyle bir mekan parçası, bir adım daha attığında bir başka mekan parçası, bir adım attığında bir başka mekan parçası. Cansever de diyor ki zaten Osmanlı şehri ve dahi Topkapı Sarayı e, her an Hareket ettiğimizde gözümüze, görüntümüze, hafızamıza işlenen e, görüntü katmanlarının bir toplamından ibarettir. İnsan bir adım önce e, gördüklerini, bir adım önce idrak ettikleri şeyin temeli üzerinden buna devam eder. Statik bir yapı değildir. Bu sürekli o değiştiğinde ve şahsiyetli birimleri yan yana bir arada gördüğünüzde işte o zaman madem Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de ben her dem yeni bir şe'ndeyim der. Yani yaratım süreklidir. Her an bir oluştan, bahseder. her an bir oluştan bahseder. Dolayısıyla biz de ancak böyle bir mimari çevrede, ancak böyle bir kümülatif bütünlükler aleminde bedenimizle hareket ettiğimizde bunu zihnimize kazırız ve o yaratılışın dinamik sürecini kavramaya bir kapı açılır. Hocam hem kışkırtıyorsun hem de hep usul mü konuşacağız diyorsun. Ee, <laughs> Aslında mimari bütün parça falan ilişkileri falan dedim arada. <laughs> Eyvallah. Yani şöyle çünkü mesela e, bu söylediğin şey hani bu ortaya koyduğun mimari çerçeve e, pekala e, İslam ilim geleneğine geri döndüğümüzde bize hemen şerhleri ve haşiyeleri Aynen öyle. anlamlandırmaya yarar. Yani <laughs> Ee, Yunus Emre çıktım erik dalına anda yedim üzümü diye başlayan o şiirini yazar. Ee, Niyazi Mısri'yi bir şerh yazar. Ee, Niyazi Mısri'nin şerhini asla reddetmeden ama e, hani senin kümülatif bütünlük <laughs> dediğin hikayeye evet. ilerleyerek... Bursa'yı e, bambaşka, e, Bursa bambaşka bir, bir şerh yazar. Ve birdenbire elimizde bir metinin çok katmanlı evet. ama birbirinden asla koparılamayacak kadar da bütünlüklü bir şeyi çıkıverir. Bir evet. ee, manzarası çıkıverir. Ama sen başlattın. Yani. Bu da beş olsun yani. <laughs> sen başlattın. <laughs> en azından <yani. gülüyor> Çok güzel bir ee, şey açıkçası. Vallahi ee, ne diyeyim ee, haddime düşmez ama hakikaten öyledir. Yani şöyle, yani o siz çok daha iyi biliyorsunuz. EşşâAllah. E, birisi işte 15. 16. yüzyılda çıkar. Eee Erik nedir orada? Üç tane şey vardı, değil mi? Erik dalına e, çıktım, çıktım, orada Eric üzüm yedim, anda yedim üzümü. Yani ne? Bosdan e, ısı kakıdı e, der ne yersin kozumu? Yani cevizimi niye yiyorsun Neymiş. falan? Bir tanesi diyor ki e, sen, e, bu da tabii insanın tabiatıyla alakalı, mizacıyla alakalı bir şey. Bir tanesi diyor ki ya sen e, kardeşim şey erik ağacına e, çıkıyorsun erik şey üzüm yemeye çalışıyorsun Lan bunun bir yolu var yordamı var usulü var falan filan öyle bir şey olur erik yemek istiyorsun erik ağacına git üzüm yemek istiyorsun üzüme git bir manaya işaret ediyor böyle bir dille bir satıhla yani bu satıh meselesine de gelelim inşallah bir tanesi de diyor ki tam tersi ya sen bir şey yemeye yeter ki niyetle eriye çıkarsın orada üzüm de yersin şey. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de herhalde mübarek insanlar Aynı manaya işaret ediyorlar fakat olabildiğince çeşitli yoldan bunu yapıyorlar. İşte iç yolculuk, herkesin iç yolculuğu böyle bir şey. Bir mana bütünlüğü, bir doğrultusu içerisinde ferdiyetin yüceliğine evet. ee, ve her ferdin kendini ortaya koymasına fırsat veren bir bütünlük bu. Ama kümülatif olan. Dolayısıyla canseverin hep söylediği, ferdin fert olarak az benim az önce söylediğim kümülatif bütünlük içerisinde her yapı parçasının, her unsurun bir şahsiyetinin olması ve onu koruması tıpkı eğer mutfak e, Bursevi ise Adalet Kulesi Niyazi Mısri'dir. Şiştir. Öbürü Şehzadedir. Şudur budur. Şahane bir yere geldik. Buradan çık çıkmayız herhalde. Hakime <laughs> zorlama yok. Buradan belki şeye doğru çekelim konuyu. Ee, hani bu olurken bunun o düşünce sistemimizde doğrudan bir ilişkisi var. Paralellik <laughs> arz ediyor. Hem bugünkü fotoğrafa biraz yaklaşabiliriz, hem de bu Turgut Cansever'in severin birkaç kişi anlatmıştı. Hani İsmail Karayı, İsan Fazıl'ını falan bir çağırıyor yanına. Evet, evet. Bir şey anlatırsınız siz. Bir meseleyi çalışırken, Mimar Sinan dönemi alimlerin konuları nelerdi? Neyi tartışıyordu bu adamlar? Bunun mimariye yansımaları neydi? Bunu anlamak için. Evet, evet. Ee, böyle bir doğrudan paralellik var. Evet. Düşünce durduğu zaman o zaman mimar de duracak. Deyim, siz buradan ha, estağfurullah. E, aralarındaki ilişkiyi bu, devam edin. Bu, bu, bu işte e, mimariye, mekana nasıl bakmamız gerektiğine e, yönelik harika e, bir örnek. E, merhum, muhakkik e, mimar Turgut Cansever'in bu şeyi hakikaten... Mimar Sinan eserlerine bakarken mimari eser olarak, duvar örgüsü olarak bir araya gelen kümülatif bütünlükler olarak kubbelerin bir şekilde o bütünlüğü oluşturması, kademelenmesi, her birinin kendi şahsiyetini oluşturması ve bir bütünlük içerisinde yer almasını ifade ederken burada bir dinamizm var diyor. Burada bir hareket var. Duvar örgüsünden o kümülatif bütünlüğün oluşumuna kadar o zaman çağırıyor. Peki şehzadelere ne okutuluyordu? Alimler ne tartışılıyordu o dönemde? Bir şey yapabilir miyiz? Ben bir bakabilir miyiz? Ben o dönemin eserlerinde bir hareket vurgusu, bir dinamizm görüyorum vesaire gibi şeyler söylediğinde İhsan Hoca da evet. tabii buna bir çalışayım geleyim e, şeyiyle e, 6-7 ay falan şey herhalde değil mi o çalışmada evet. sürüyor? Sonra hakikaten öyle bir şey olduğunu e, görüp söylemişti en azından biz e, öyle biliyoruz. Dolayısıyla işte bu yani mimariye bakışımız ...böyle bir şey. Rahmetli Turgut Cansever'in... ...her meseleye bakışı böyle bir şey. Mesela iki başka şey daha hatırlıyorum... ...Cansever'den. Mimari, Osmanlı mimarisi... ...İslam mimarisi, Batı mimarisi... ...Doğu mimarisi, Çin mimarisi... ...her neyse... ...bir kere bir dönemde yapılmıştır. Bir şekilde o dönemin... ...koşullarının ürünüdür. Ama bize bir şeyler söyler. Bugün. Biz o günde olamayacağımıza göre... Biz aslında mimariye mekana bakarken kendi ruhumuza bakarız. O bizim aynamız olabilir bu anlamda. Cansever her konuda olduğu gibi her meseleye bakışta kendi rengine büründüren bir adam şeyi. Mesela mimariye Osmanlı'ya nasıl bakalım? Osmanlı mimarlığı nedir? Birincisi bu hareket konusu olabilir. İkincisi enteresan bir şey var. Kitapların birinde çok küçük bir iki cümleyle geçen bir nokta var. İlk defa Türkiye'de belki dünyada bir mimar böyle bir soru e, soruyor. Peşinden kim gidiyor Allah'u u Alem ama şöyle bir şey diyor. Ya <laughs> Edirne Selimiye Camii'nde bir plastisite var, süsten ari cepheler var, bir oranlar düzeneği var, bir e, geometri var, bir hendese var, bir şey var bunlar hakikaten göze çarpıyor diyor. Ee, ve fakat e, Elhamra Sarayı'na baktığımızda da sürekli duvarlarında tekrarlayan ifadeler var. Bir tekrarın e, ürünü olan e, vela galibe Allah biliyorsunuz. Sürekli o e, o e, tarz nebati motifler karışık bir e, hat e, düzeneği var ve onlar her yerde tekrarlıyor alabildiğini. Bir açıdan baktığınızda e, şeyin tersi. Yani Selimiye'nin tersi. Bunun üzerine tefekkür ediyor. İşte Osmanlı mimarisi nasıl bir şey derseniz, kendinizi nasıl tanımlıyorsanız, meselelere nasıl anlam yüklüyorsanız, hangi bakışın sahibiyseniz odur Osmanlı mimarisi. Anlam yüklüyor ve diyor ki acaba bu ikisinin bu vücuda getirilmiş, oluşturulmuş, somutlaştırılmış iki şeyin düşünceyle irtibatı ne olabilir? Acaba şöyle bir bağ var mıdır? Bunu araştırmak lazım diyor. Maturudi e, itikad, itikadi, itikadi mezheplerden e, yola çıkıyor burada. Maturidi ve Eşari e, farkının acaba bu iki yapının oluşumunda bir farkı var mıdır? Maturidilik biliyorsunuz bir coğrafyaya da yaygın olmuştur. Akla biraz daha yatkın e, olduğu söylenir. Ben burada ahkam kesip şey yapmayayım yani hakikaten ondan imtina etmem gerekir ama kabaca söyleyeyim. Bağışlasın ilgili uzmanları vesaire. Bir şey üretir tek tanrılı bir daha önceden tek tanrılı olan bir inanç da şey yapmıştır. Dolayısıyla çok rahat bu denemeleri, plastisiteyi şunu bunu ortaya koyma düzeneği vardır. Ama bir, an, bir manaya işaret eden. Cesareti, Cesare, de daha ces, sanki. cesareti de e, belki öyle. E, diğer coğrafyada ise sürekli tekrar etmeye, yani diyelim ibadetleri bile tekrar etmeye, tekrarla oluşan bir vurgu vardır. E, Dolayısıyla buradan başka yerlere gidiyor iş ama çok karıştırmadan diyelim öncesinde, e, Müslümanlıktan öncesindeki e, hali eğer çok tanrılı bir e, yapıysa ve orada... E, tekrar oraya dönmemek için bir takım ritüelleri şunları bunları tekrar eden fazlaca tekrar eden bir gelenekse eş eşarilik acaba işte mimari eserler böyle mi ortaya çıkıyor diye bir soru sormuştu. Ben bu konuda doktora yapmaya niyetlenmiştim yani bir iki sene okumalar yaptım fakat meselenin çok daha farklı boyutları olduğu için oradan kaçtım. Onu söyleyeyim. Bir ikinci noktası bu. Birincisi Osmanlı'da 16. yüzyılda ne tartışılıyordu? Mimari nasıl vücuda gelmişti? İkincisi böyle bir şey. Şur şunu şerh düşeyim. Doğrudan şeyler çok tehlikeli. Yani bu böyleydi, somut yansıması da böyle. Bu böyleydi, sembolik olarak bu da böyle oldu. Yani bunlardan bir yere o, varacağımızı düşünüyor. Düşün. Akademinin bayıldığı bir şeydir. Düşünceyi Tabii, bizim Türkiye de bayıldığımız öldüren. bir şeydir. Aynen bir şeydir yani. Edebiyat tenzih <laughs> ederim. Yani evet, entelektüellerimizin her camiada entelektüellerin de bayıldığı bir şeydir. Kes bitiyor. Öldür devam bunun et. Bunun yansıması budur da bitsin yani. Başlamadan kapansın konuşma. Bir başka bakış örneği 22 Şubat'ta vefat etmişti biliyorsunuz. 2005 yılında sanırım Bilim Sanat Vakfı'nın düzenlediği bir vefa sempozyumunda konuşmacı panelist olarak Turgut Bey vardı. Bunu da Twitter'ında paylaştı vakıf. Yani hakikaten tavsiye ederim görmenizi. 2005 yılında, 2009'da 90 yaşında vefat etti. 86 yaşındaki bir konuşmasıydı bu. Ve ilk başta teşekkür ediyordu. Bütün beni buraya çağıranlara diye başlıyordu. Bu yaşımda bile bir şeyi fark etmeme neden oldular. Ve artık gözlerim açık gitmeyeceğim diye bir ifadesi vardı. O da şuydu. Fatih dönemi külliyesi, Fatih külliyesinin o katı geometrik yapısıyla Ebu'l Vefa hazretlerinin birbirine eklenerek oluşmuş. Beyazıt Meydanı'nın birbirinle çok da alakası olmayan bir parça orada hamam, bir parça burada cami, bir parça orada medrese yapısının arasında Birbiriyle alakasız bir fark var diyordu. Acaba bu farkın sebebi nedir peki? Yani şu şeyi görebiliyoruz değil mi? Tecessüsü yani merakı şeyi falan. İşte bunu hakikaten araştırmak lazım. Kümülatif bütünlüğü işte orada da kullanılıyor. Ebu vefaya gelip Fatih Beyazıt yani sen Fatih <laughs> medreselerinin başına geç burada sana şey yapalım falan. O bir nevi bu köyceğiz biz de yeter düsturuyla Hayır ben burada kalayım ve o süreçte e, ilk önce evi, evi medreseye dönüşüyor. Sonra başka bir yapı ekleniyor, sonra başka bir şey. Şunun belki farkında değildi ama diyor asırlar boyu sürecek, 6 e, asır sürecek bütün Osmanlı şehirlerini vücuda getirmiş olan birbirine eklenerek çoğalmanın temellerini atmış adam idi diyor Ebu'l Vefa. Yazdıkları eserlere bu gözle bir bakmamız lazım. Eyvallah. Dolayısıyla düşeyle bir, bir taraftan da hani namütenahi bir kıvrılma e, biçimi gibi gelir bana Osmanlı şehri. Hı hı. Hani e, böyle dümdüz e, ilerlemek neredeyse. Mesela eski Bursa sokaklarında dümdüz ilerlemenin imkanı ne yani bileyim 50 metre dümdüz ilerlemenin imkanı yoktur. Mutlaka kıvrılarak hı hı. E, devam eder. Aslında, Şimdi bir taraftan da Arkadaşlar ekrana da yansıttılar. Ee, bu e, rahmetli Turgut Çansever'in son projelerinden biri. E, bu değil. Bu 1980 yılındaki e, Ankara Batı Kent e, için önerdiği benim arkamdaki proje. En sonu sizin arkanızda aslında. Ha, 2005 yılında İstanbul e, Esenler ya da Başakşehir için önerdiği yerleşmenin fotoğrafları. Şu an görünense. Yine ee, gene 2000'lerin başında Ankara'da Ballı Kuyumcu e, evleri. Aynen dediğiniz gibi oradan bir ruh taşıyor. Siz mi devam edersiniz? Ben Buyurunuz Estağfurullah. <laughs> <edeyim. gülüyor> yani ben çok merak ettim. Uygulanmadı bunlar değil mi? Hayır. Uygulanmadı. Hayır. Çok somut şeyleriyle ortada olan eserler tabii. İlk Buna önce... girmeden e, ben şu meseleyi biraz daha geriye getirip Tamam. E, çok ufak bir şey soracağım. Yani e, bu şehrin ilk yani şöyle bir şey vardı doğru mudur bilmiyorum. Hani e, Türkler bir yere gidiyorlar bir e, yerleşilecek oraya. E, yerleşim planı işte yıldızların e, düşümüne göre yapılır. Falan. Bununla ilgili bir şey var mı? Yani Çünkü şunu oraya geleceğiz İsmail abinin söylediği yere. O kıvrımlı sokakla atıyorum batıdaki o dümdüz cetvelle çizilmiş her şey net. Mesela ideal şehir, iyi şehir 18. yüzyıldan ya da Rönesans'tan itibaren olan hani öncesi Orta Çağ şehri belki o da bize yakın bir şey olabilir açıkçası. Evet. Evet. Soruyu aldım ben değil mi <laughs> şu an? Ya evet. yani o kozmolojiyle ilişkisi şehrin kuruluşunun Türklerle ilişkisi şu bu açıkçası çok vakıf olduğum net alanlar de değil, değil yani. doğru net de değil yani buraya ne yazarsanız o gider gibi bir şey yapmamız e, duruyor hani <laughs> kesinlikle yani iyi bir şey yani <laughs> öyle konular lazım yani buradan e, anlamlı bir şey çıkar mı e, çok da e, emin değilim e, yani şundan bu çadırdır merkezdir merkezde olma halidir sonra etrafında bir şeylerin oluşma halidir evet şundan kastınız, sordum şimdi e, o mimarsından örneğinde yani her taş parçası neredeyse bir bilinçle öyle sine değil de <laughs> hesap edilerek planlanarak o düşüncenin bir yansıması olarak şekilleniyor ya hani bu kuruluşunda evet. da böyle bir şey vardır herhalde yani akla uygun olan bu evet bir şey planlanıyor yani bir şey e, herhalde hesap edilmeden e, konuması biz herhalde bize bizim 20. yüzyıldaki <laughs> e, halimize e, has bir şeydir diye düşünüyorum o hesap tabii o hesap mantığı 16. yüzyılda başka bir şey olabilir, 20. yüzyılda başka bir şey olabilir. Kuşkusuz yani bir hesabı vardır. Allah'ın da bir hesabı vardır evet. bu anlamda. Şimdi iki dakikamız var. Ben hemen pratik bir şey sorayım. Şu arkadaki çizimi yine arkadaşlar bana göstersin. Reklama gitmeden iki dakika. Tabii. Şurayla ilgili bir şey sormak istiyorum size hocam. Buyurun. Şimdi bu mesela e, e, insanların da içinde barınabileceği, Evet. Doğru anlıyoruz değil evet, mi? Evet. Bir yerleşke, bir mahalle. Evet. evet, evet. Şimdi Mesela e, yani şunu gözüne kestirip şu planı gözüne kestirip ya ben şunu bir yapayım da bu yılda yerel yönetim ödülü alayım falan diyen hiç kimse mi yok memlekette? Evet. Bunu da bu kadar açık soracağım yani artık. Olur inşallah. Ee, <laughs> herhalde kafasında bunları düşünenler vardır. Ben Şöyle bir şey söyleyeyim, ee, icraatlarımız tam tersi şeyleri gösterse de herhalde Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımızın da TOKİ Başkanımızın da değişik bürokratların dilinde bile 4-5 senedir e, yatay şehir, ufkı şehir e, gibi kavramları sıkça duyar olduk. Yani bir şeyler artık kaynıyor, İnşallah meyvesini verir diye bir e, hüsnü niyetle e, açıkçası bunu e, ortaya koymak istiyorum ama bu üstünü niyetin şeyi yok tabi ee, bir can severimiz vardı Allah rahmet eylesin Olur. vefat eyledi ee, ve onun devamcısı 3-5 diyelim Mimarlık ofisi e, var ama can severin e, söylemine hayranız fakat eylemi hakkında yapıp etmeleri hakkında inşası hakkında Bence en ufak bir fikrimiz yok yok zaten Aysa, büyük kısmını hayata da getiremedi. Tabii bu, bu, aynen bunun üzerine e, belki kafa yormamız lazım. İnşallah e, benim gayretim böyle bir şey yani. E, eyvallah. Şey var. Allah sayesinde şükür etsin mi derler. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi bir reklama daha gidelim. Dönüşte tam şuradan yani ufki şehir, yatay şehir. meselesinden, yatay şehir meselesinden daha da sıcaklaştıralım inşallah eyvallah. tartışmayı. Ee, e, reklama gitmeden önce dedik ki ufki şehir yatay şehir. Bir taraftan ben kitabı da şöyle e, göstermiş olayım. Ama e, son zamanlarda, son 3-4 yıldır gerçekten şeyi çok duyuyoruz. Hani gerek e, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'ndan, gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. E, yatay büyüme, yatay şehir, hı hı. E, dikey büyümeye karşı bir e, muhalefet. Ama bir taraftan da hani... E, Yiğidi öldürelim yoğurdunu yemeyelim diye bir laf var. Hani kalkınma ideolojisi AK Parti'nin mecbur kaldığı, kucağında bulduğu bir ideolojide o ideolojiden böyle çok köklü bir takım reformlar beklenemezdi belki başlangıçta ama şimdi onun sırası geldi gibi geliyor bize. ama biz gene tanım üzerinden gidelim. Yatay şehir diyoruz. Nedir hocam yatay şehir? Eyvallah. Aslında ufuklu şehir diyoruz en azından. bu sizle arada konuştuğumuz bir Bursa hikayesi anlattınız. Bursa belgeseli çekmiştiniz. Orada ufukla ilgili bir şey söylediniz. Orhan Gazi ile ilgili neydi o mesela? Orada Şöyle, neydi? Orhan Gazi şehri aldığında... Rol, rol çalmak herhalde. Gayet şahane. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir sabit olsak üçlü çok güzel <laughs> <işte. abi. gülüyor> Öyle Hakikaten çok güzel oluyor program, güzel gidiyor o manada söylüyorum. Eyvallah. Bu hasretle izleyicisi az oluyor muhtemelen. <laughs> Valla onu da hiç umursamıyoruz öyle söyleyeyim. Eyvallah. Yani azız ve çok mutluyuz Eyvallah. öyle diyelim. Ee, Orhan Gazi Bursa'yı 1326'da fethettiğinde... E, Ova rızık içindir, e, dağ insan içindir diyor. Ohay. Ova rızık için olsun, dağ insan için olsun diyor ve Bursa şehrini aşağı yukarı Uludağ sırtlarından gözünüzün önüne getirdiğinizde eski Bursa'nın dağın eteklerine doğru e, ne diyelim ona? Galiba kuzey güney hattı oluyor. Kuzey güney hattında uzununa bir şehir olarak geliştiğini topografya ya da evet, bağlı yani, olarak tarım arazilerine oluyor. zarar vermeden, vermeden rızka halbuki göz alabildiğine <laughs> ileriye doğru düz arazide rahatlıkla büyüyebilecek bir şehirken gayet uyumlu ve bir taraftan da e, röportaj yaptığımız şimdi ismini hatırlamıyorum hocamızın e, bunu anlattıktan sonra e, oran Gazi aynı zamanda e, insanlara bir ufuk çizgisi de eee hmm çekmeyi, Osmanlı'ya bir ufuk çizgisi belirlemeyi de düşünmüş olmalı ki Ve her ev o ufka evet, muhakkak yani bir penceresi bakar. Evet. Ova manzarası olmayan Bursa evi diye bir şey yoktur. Demişti. Yani her evin bir penceresi mutlaka ovaya bakar. Yani ufka bakar demişti. Evet. Bu ufuk meselesi o zamandan beri benim aklımda. Sizin evet. kitabın adı Ufki Şehir olunca, hı hı. aha galiba uzmanını bulduk. Estağfurullah. Ee, dedim ve heyecanlandım hı. yani. Evet. Ancak ee kullananlar beni bağışlasın ben yatay meselesini biraz ruhsuz bulduğum için ya yani belki yaygınlaştırma anlamında bütün insanlara ulaştırma anlamında bir işlevsel rolü olabilir yatay İfade ifadenin falan ona bir şey demiyorum ama bir ruhsuzluk en azından barındırıyor içerisinde yatay kelimesi hani şey gibi hep aklıma <laughs> i̇şte dikey döner bildiğimiz döner, yatay döner de ca kebabı falan diyoruz. Yani onu alıp yatay koymak gibi bir şey. E, muhakkak bir nitelik, tat, e, usul, farkı var arasında ama yani et, şirme usulleri farklı falan. E, dolayısıyla ufku şehir <laughs> daha anlamlı. Söylediğiniz hikayeden ben de e, etkilendim doğrusu. Şimdi Ufki şehri bütün 4-5 tane saydığımız usul ölçüleriyle ilişkili olarak şöyle tanımlamak, bu kavramı şöyle açımlamak mümkündür diye düşünüyorum. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var. İnsanın tabiatla olan ilişkisinin aslında şah beyitlerinden, beyit demeyelim ama yani ayetlerinden bir tanesi. Şimdi suresini şeyini tam hatırlayamayacağım. Orada diyor ki Allahü Teala varlığımızın delillerini ufuklarda yani afakta afak kelimesi geçiyor. Ufuklarda ve kendi ruhlarında onlara göstereceğiz. Nefislerinde. Dolayısıyla afak ve nefis insanın içi ve baktığı yer afak aslında bütün tabiat, bütün dünya, bütün Allah dışında yaratılmış her şey olarak da e, görülebilir. Onları gördüğümüz e, ve içimize e, aldığımız kendi ruhlarımıza işlediğimiz bir şey olarak varlığımızın delillerini onlara bu simgelerle, bu şeylerle göstereceğiz. Şimdi bu çok önemli bir şey. Afak, ufuk. Yani ufuk bu anlamıyla sadece yatay anlamına gelen bir şey değil. Yani meselenin e meseleyi yatay yapıp diyelim 20 katlı evleri üçer e, katlı hale getirip üst üste dizeceğine yan yana dizmek aslında hiçbir şeyi bize vermiyor. Az bence önce sokak o bile bir şey ama yani şu de öyle. Fark, diyelim. Farkı yok ama bir eyvallah, şeydir. Eyvallah. Evet. Yani bir müstakillik insanın kendi bahçesinin olması gibi şeyleri barındırması bağlamında evet ama şey e, olmuyor. Şifale şey etmez son tari. Evet, evet son tarihde de çünkü e, bu Anlamda afak, ufuk dediğiniz şey Allah'ın dışında her şeye nazar ederek, temaşa eyleyerek onu kendi ruhunuza, kendi iç yolculuğunuza malzeme kılmanız ve kendiniz o ona yürümeniz. Az önce kıvrımlı sokaklardan bahsettim. Bu sokaklar neden kıvrımlıydı? Yani bir Osmanlı düzeni içerisinde bu sokakların kıvrımlılığı sadece acaba topografyanın eğimin arazinin verilerine bağlı olarak açıklanabilir mi? Cansever öyle açıklamıyor. Doğrusu şu top kapıyla bile bütünleşecek bir şey yani top kapıyla bir Osmanlı mahallesini bakalım aynı şeyde nasıl birleştireceğiz? Aynen şöyle bir şey evet o kıvrımlılık hali insan bedenine, insana, insanın hareketine, insanın yürümesine odaklı bir şehirden bahsediyoruz arabaya odaklı bir şehirden değil. E, Amerikan şehirlerinden ve bahçeli kentlerden birazdan bahsederiz e, inşallah. Şöyle bir şey, her adım attığınızda karşınıza çıkan arkanızdaki, benim arkamdaki bütün görsellerde, cansever işlerinde hepsi mevcut. E, bir adım attığınızda gördüğünüz bir şey var. Bir bahçenin duvarı, ondan sarkan bir e, ağaç dalı, ağaç parçası, bir evin cumbası ee, ...karşıda bir başka cumba vesaire. İki adım daha attığınızda... ...bakışınız ve nazar ettiğiniz... ...katman değişiyor. Bu sefer... ...bir küçük meydancığın köşesi... ...o köşede yer alan bir evin... ...bir şeyi... ...farklı bir dokuda oluşmuş... ...bir duvarın bir taşı... ...bir başka şeyi... ...iki adım daha attığınızda başka bir şey. Kıvrılıyorsunuz o her kıvrım... ...sizin bakışınızın çeşitlenmesine aslında... ...imkan veriyor. İşte... Bu da daha önce bahsettiğimiz her kalıba uyuyor aslında. İşte bu katlanlaşma, işte bu hareket, işte bu insan hareketi, kendi bedeniyle sağladığı bu hareket bunları temaşa etmesi hem onu varlığın dinamik yapısını, hareketli yapısını anlamaya açık hale getiriyor hem de bir taraftan temaşa edeceği şeylerin sayısını artırarak, temaşa edeceği şeyleri artırarak o afak dediğimiz, ufuk dediğimiz şeyi tanımlar hale geliyor. Bu anlamıyla ufuk, ufki şehir bir bahçe duvarındaki taş da olabilecekken bir duvardan sarkan bir ağaç dalı da olabilir. Geriye dönüp şehrin biraz daha bütününü gördüğünüzde bir süliyet de olabilir. Bir ağacın cumbasının alt, bir evin cumbasının altındaki eli böğründe de olabilir. Dolayısıyla meseleyi sadece yataylık bağlamında değil, insanın nazar edeceği, temaşa eyleyeceği, yaratılmış olan ve o yaratımın esaslarına göre, eşyanın tabiatına göre inşa edilmiş olan insan ürünü, çevrenin de bize sunacağı şeyleri birlikte düşünerek bir ufuk, bir afak, tanımı yapmak. İşte Ufku Şehir bu anlamda meselenin sadece yataylaştırılması veya alçaltılması değil, insanın ufuk çeşitliliğini e, yaratıcıyı anlamak için e, ruhuna e, indireceği, nefislerine indireceği e, çerçeveleri, bakışları, katmanları çoğaltma meselesidir diye düşünüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer bir şeyi başka insanların da yorumlamasına e, uygun bir şekilde e, esasları belirlenmek üzere, bilinmek üzere işte Niyazi Mescidi Bursevi örneğindeki gibi bir açık yapıt olarak, bir şey olarak ortaya koymazsanız her yaptığınız tanım yatay gibi ya da her yaptığınız tanım dikey gibi her neyse meseleyi konuşmadan bitirmek anlamına gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Onun için tanımlarımızı sürekli yapmak durumundayız. Çünkü o zaman yaptığımız işler gerçeklere uymayacaktır diyor cansever bir konfüçyüs alıntısı olarak onu söyleyeyim. Dolayısıyla sürekli kavram tanımlaması yapmalıyız. Evet ama o kavramı tanımlarken de başlamadan bitirmemeliyiz. hapishaneler kurmamalıyız. Yani ucu açık bir tartışmaya dönüştürmek lazım bunu bir taraftan da. Tabii herkesin kendi ruhuna indirebileceği bir şey haline dönüştürmek. Mesela ben Ünver'in Bursa defterlerini görmüştüm. Bursa Büyükşehir Belediyesi onu e, nizamlı intizamlı basmış hı hı. o defterleri. E, malum çizer e, rahmetli Süheyl Hoca e, kayıt altına almak üzere. E, yani böyle defteri bitirdiğinizde o çizimleri bitirdiğinizde aklınızda kalan şey şu oluyor genel olarak yahu amma şenlikli <laughs> bir yerden söz ediyoruz. Yani çok şenlikli bir yere bakıyoruz. Sivil mimarisinde muazzam bir şenlik havası. dini mimarisinde de bu şenlikten sizi kurtarıveren hemen bir sadelikteki ihtişamla karşı karşıyasınız. Ve ya bu kadar bütünleşik olabilir mi? Hani doğayla, ufukla belki bir şehir bu kadar bütünleşmiş olabilir mi? Bu ne muazzam bir şey hı hı. E, hissi uyandırıyor evet. sizde. Süheyl Hoca'nın Bursa defterleri, Bursa'da yaptığı çizimler. Fakat oradan mesela Bursa'nın tam ortasına e, koca koca TOKİ binaları dikerek sülheti bozmaya nasıl ilerlemiş olabildiğimizi de düşünüp çok içerliyorsunuz aslında. Hı hı. Hani mü müthiş bir şeyle karşı karşıyayız. Ben tam bu noktada e, izninizle sizin kitabınızdan bir şey okuyayım. Eyvallah. E, Turgut Cansever'i çok rahmetle andık bugün. Onu e, bir kere daha anmış olalım. Şimdi 1999 yılında depremden sadece 10 gün sonra Turgut Sever deprem mağdurlarına kendi öz çabalarıyla üretilebilecek... 20'şer metrekarelik geçici konut projesi ahşaptan ahşaptan evet, geçici yani. konut projesi e, yapıyor ve bunu da ücretsizdir diyerek deprem bölgelerinde bir broşür'e çevirerek 10 gün sonra değil mi? Hemen Bak, 10 gün bu, sonra. Ya bu ahlak üzerine bile ve evet. şeyi de konuşalım. Mesuliyet, 80 mesuliyet ve mensubiyet. Sonu, bir şey bu? O esnada 80 yaşında. Evet. Onu da söylemiş olalım. Yani ya 79 ya. Evet, evet. Tabii. Yani yani. herkesin kendi hikayesine baktığı bir fotoğraf vardı o günler. <laughs> evet evet. Yani Turgut Hoca rahmetli depremden sadece 10 gün sonra şöyle merhum muhakkik mimar Turgut Cansever 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra müthiş bir mesuliyet duygusuyla yaklaşık 20 metrekarelik ahşap malzemeyle inşa edilecek bir barınma birimi tasarlamış ve depremzedelere ulaştırılmak üzere Akyazı'ya göndermiştir. Ee, Mimar Emine Öyün'ün canseverli tasarımını yaptığı ve çizimlerini gerçekleştirdiği paftaları kendi imkanlarıyla çoğaltmış ve üzerlerine ücretsizdir kaşeleri basılmıştır. Çizimlerin tarihi 22 Kasım 1999'a yani 12 Kasım depreminden 10 gün sonraya tarihlenmektedir. Bu mesuliyet duygusunun bir benzeri Bosna'da yaşanmıştır. Cansever'in tavrı Osmanlı'nın son dönemlerine yetişmiş, üniversitede dersler veren ve aynı zamanda hattat olan Eşref Kovačević'in Bosna direnişine katkısıyla kıyaslanabilir. Sultanahmet Camii'nin mihrap bunlukları üzerlerindeki hatların da müellifi olan Kovaçeviç, Bosna Savaşı çıktığında 85 yaşın üzerindeydi. Savaş sırasında Bosna'yı terk etmeyeceğini ve direnişi en iyi bildiği işle kendi hattıyla bir Kur'an-ı Kerim istinsah ederek katkı vereceğini beyan etmişti. Savaş süreçin, süre, e, süresince yaklaşık 3-3,5 üç, üç sene boyunca Bosna'daki evine kapanmış ve bir Kur'an-ı Kerim istinsa etmişti. Bu telifteki amacı savaşın öncelikli sebeplerinden olan bir medeniyet soykırımına karşı o medeniyetin bir unsurunu yeniden üretmekti. Turgut Cansever'in yaptığı da taşıdığı mesuliyet şuuru anlamında böyledir. Nitekim Ankara'da Boztepe açılışında jüri üyesi olarak davet edildiğinde Cansever'in şart koştuğu şu cümleleri bu iki büyük adamın duygu dünyasını anlamak için son derece manidardır. Bosnalılar inançlarının yansıması olan dünyalarını inşa ettikleri dünyayı bu inançların tam ifadesi olarak olan biçimler alemini korumak için ödüyorlar. 300 bin kişi bunun için can verdi. Biz ise bu dünyayı kendi ellerimizle yıktık. Bundan pişman olduğumuzu, utandığımızı ortaya koymadan, pişmanlığımızın ifadesi olarak da yanlışımızdan vazgeçtiğimizi, bundan sonra doğruyu yapacağımızı ifade etmeden Ankara'da anıt dikmek hem kendimizi hem Bosnalıları hem gelecek nesilleri aldatmak demektir. Eğer bunu vaat ediyorsanız yani Ankara'da eski Ankara evlerinden oluşan bir mahalleyi inşa etmeyi ve onları yok eden yanlışın ürünlerine engel olmayı vaat ediyorsanız o zaman Ankara'da bir Bosna anıtı yapmaya hakkınız vardır. Cansever'in deprem bölgesine gönderdiği paftalar kullanılarak belki hiçbir ev üretilmemiştir. Ama o bu paftalarla Osmanlı kalfalarının Büyük Asya yapıcılarının tarihte başardıklarına benzer programları Türkiye'nin de başarmasının mümkün olabilirliğini göstermiş, e, göstermek istemiş gibidir. Meskup haftalar e, kitapta ilk defa yayınlanmaktadır. Diyor ben izninizle e, hani teknik çizimlerini değil ama şurada galiba bir bitmişi e, olacak. Evet şunu. Göstereceğim arkadaşlarım görebilirse sonra reklama gideceğim. Şöyle 20 metrekare bir evden söz ediyoruz. Görebiliyor muyuz? Evet biraz daha görülünce şöyle. Galiba birkaç güne biter değil mi hocam? Şu işin yapımı. Evet uygun evet. E, malzeme. Yani zaman. şöyle başlayıp <laughs> finalde şöyle 20 metrekarelik bir yaşam ünitesi diyelim buna. Hı, hı İnşa etme fikri. Ee, inşa edilip edilmemesi bir tarafa ama bunu reklamdan sonra uzun uzun konuşalım. Yani Ankara'da bir Ankara mahallesi yapmanın bir Bosna anıtı dikmekle ne ilişkisi olabileceği meselesini biraz derinleştirelim olmaz mı? Eyvallah. Efendim adresimizi aramaya devam ediyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Efendim yeniden merhabalar TV Net ekranlarında Adres Defteri devam ediyor Halil İbrahim Düzenli hocamızla. Ufki şehir demiştik reklamdan önce. E, yatay şehri düzelttik. Açıklamanız da aslında o e, neden yatay şehir değil de ufki şehir daha geniş kapsamlı onu söylemiş oldu. Devam ediyorduk devam edelim orada hocam. Ufki şehir tanımınızdan. Yani bir taraftan da hani Can Severin Niçin Ankara'da bir Ankara mahallesi yapılamaması Bosna Anıtı dikilememesiyle ilgili meselesinde biraz buna bağlı olarak derinleştirelim. Içerisinde. Evet. Ee, bir Ankara mahallesi, bir İstanbul mahallesi, bir Diyarbakır mahallesi, bir Mardin mahallesi çeşitli coğrafi, e, iklimsel, kültürel, insani e, durumlara göre e, değişebilen <laughs> fiziksel çevrenin e, şeyleri nedir? birbirine bağlayan o ruhu nedir gibi bir soru olabilir. Ben izninizle buradan çok somut birkaç şeye gelmek istiyorum. Hani böyle Osmanlı da şöyleydi, burada böyleydi. Bunu güzel şey yapıyoruz ama herhalde dinleyenler de iyi bir kaliteli bir geyik yaptığımızı düşünmesinler İnşallah. yani. Dolayısıyla hani onun <laughs> Müstakil Evin, şehrin en önemli şeyi olan Müstakil Bahçeli Evin bu 1900'lerden 2013'lere batıda ne olduğunu bizde o aralar eş zamanlı olarak neler olduğunu kıyaslayarak gitmek ve bugüne dair olası çıkmazları olası çözüm yollarını belki konuşmak anlamlı olabilir diye düşünüyorum doğrusu. Garden City diye bir akım var. Bunu son bir senedir kafama takmış durumdayım. Çok değişik yerlerde 3-5 kere dinleyen tanıdıklar bile var. Onlara da kabak tadı verebilir ama ısrarla üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Bahçe şehir burası. Şu Bahçe şehir. Dere yatağının yağmalandığı şey. <laughs> Ev, evet. villaların kondurulduğu... O batı dedim doğru. İstanbul'un batısı mı oluyor evet. orası? Evet. Şu an durduğumuz yerin batısı biraz daha batıya gidelim yani. Mesela Bahçeşehir'in Garden City'nin Ebenezer Howard diye bir adamın 1898'de kitabını yazdığı bir sanayicinin aslında kitabını yazdığı ve bunun çok daha verimli bir üretime neden olacağını anlattığı o kitapta yüzde 60'ının bir takım mali hesaplardan oluştuğu bir ütopyası var. Ütopya değil aslında gerçek. Yani ütopya ne değil nedir, realite nedir tartışmasına da girebiliriz cansever bağlamında da. Şöyle bir şey diyor yani insanlar endüstri toplumunda <laughs> fabrikalara da çalışmak üzere şehirlere geliyorlar ve bir takım silolarda işte bugün bizim yaptığımız toplu konutlar gibi yerlerde küçük küçük odacıklarda deyim yerindeyse kümeslerde yaşamak zorunda kalıyorlar fabrika dumanları içerisinde falan yeni bir dünya mümkün daha çok üretimde mümkün gibi bir şeyle ortaya çıkıyor ve insanları her evin bahçesinin olduğu, şehrin büyük büyük parklarının, bulvarlarının olduğu, 30 bin kişilik e, şehirlerin oluştuğu e, bir model öneriyor. <laughs> Yıl 1898, ilk uygulaması da 1901. İngiltere'de e, Letchworth e, ya da 1904 e, Garden City'de bahçeli şehir temelinde e, yan yana ya da üst üste birikmiş konutlar değil, bahçeli müstakil evler var. Bu 50 yıl boyunca talep görüyor, görmüyor, şu oluyor, bu oluyor bir sürü şey var ama bir şekilde çoğalıyor bunlar. Yani Avrupa'nın diğer ülkelerini etkiliyor. İngiltere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün konut, konut politikasını müstakil bahçeli üzerine bina ediyor. Amerika'ya sıçrıyor başka başka şeyler de oluşuyor ama banyolar, gettolar neyse bazı konut politikaları falan müstakil evler üzerine inşa ediliyor. <laughs> 1900 ile 1950 arasında elimizde Osmanlı bakiyesi şehirlerimizin İstanbul'un şunun bunun bir sürü fotoğrafı var. Orada da bahçeli evler fotoğraflarımız var değil mi? Yani iki katlı, üç katlı müstakil bahçesi olan evler. Yani bir şekilde Batı'nın endüstri toplumundan sonra geldiği nokta aslında bizim 600 yıl boyunca var ettiğimiz bir nokta. İnsanın yaşadığı yuva ev bağlamında konuşuyorum. Biz bunları işte Cansever'in ifadesiyle 1950'lerden sonra kendi ellerimizle yıktık. Yıktık. Fakat Batı'da enteresan bir gelişme oluyor. Resmi politikalar haline gelişiyor. Şu bu. Fransa'da diyelim 1960'larda bir anket yapılıyor. Nasıl evler isterseniz yüzde 60 oranında bir insan grubu diyor ki bahçeli. müstakil bahçeli ev isteriz ve konut politikası değişiyor, mekan politikası değişiyor bir şeyin. Bizde de Eferin. muhtemelen bugün bir anket yapılsa çok daha fazla ee, bir oran. Çıkar. Çok güzel. Bizde 1992'de, 95'te yayınlandı Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun bir anketi oldu. Canser de sık referans verir. Nasıl evlerde oturmak istersiniz sorusuna Türkiye halkının %94'ünün cevabı 1, 2 ya da 3 katlı bahçeli ev isterim. %94 Tabii 1994 %94 Acaba işte bugüne kadar biz nasıl bir konut politikası oluşturduk, oluşturabildik ortadadır. Bugün aynı araştırma yapılırsa sanırım 94 olmasa da herhalde en azından 50'den aşağı düşmez diye düşünüyorum sebeplerini konuşabiliriz sonra. Peki iç bizim açımızdan hazin ve ibret alınası bir şeyden bahsedelim. Bahçeşehirlerin fiziksel durumlarından şunlardan bunlardan bahsetmiyorum. 2013 yılında Amerikan istatistiklerinde ABD istatistiklerinde şöyle bir veri var. Amerika nüfusunun yüzde %88 88'i yüzde 88'i müstakil bahçeli evlerde oturuyor. Yüzde 88. Evet. Bu resmi devlet e, şey e, istatistiği. Bu yüzde 88'in de yüzde 80'e e, yakın bir oranı'nın malzemesi ahşap. Ama bizim imajımız Amerika Manhattan'dır değil mi? Yani gökdelenlerde evet. şudur budur. Yaşam çevresine hiç bakmayız doğrusu. Gidenler çok yakından görür. Avrupa şehirleri de bilakis böyle. %88 nasıl bir nüfusa tekabül ediyor biliyor musunuz? Ee, 270 milyon. Ya da 370 bilmiyorum. 270 2, milyon. 200 yani şey. milyon civarında. Evet, evet. Biz bizim 3 kat, üç katımız bir şeye e, tekabül ediyor. ediyor. Ee, İngiltere e, %82 İngiltere ve Galler'in e, oranı konu stoğunun e, şeyi, müstakil bahçeli evler. İşte biz kendi ellerimizle yıktığımız dünyayı yeniden kurma önünde e, hakikaten çabalar göstermeyeceksek en azından eğer yılda 10-20 bin konut üretiyorsak bunun 3000 tanesini adaletli yöneticiler, adaletli insanlar olarak bir seçenek babında insanlara sunmuyorsak bizde bir sorun var demektir doğrusu. Yani böyle bir müstakil ev seçeneği var. Bunun konut politikasını ben üretiyorum, devlet olarak, şu olarak, bu olarak bir de böyle bir şeyler yapıyorum. Bir seçim bakalım. Ee, yani arada ne, adaletli adalet burada, üzere ya, biraz olmak herhalde ağır, böyle bir şey. Biraz burada ağır konuşabilir miyim? Nasıl olsa ağırını e, siz, arabamız, siz, siz, siz 12 <laughs> 12'yi 12 geçti nasıl olsa saat. Arabalarımız balkabağına nasıl olsa dönüştü. Dolayısıyla biraz ağır konuşma hakkımız olsun bu noktada. Şöyle değil mi? Ee, şimdi nasıl e, diyelim müteahhit dediğin adam e, diyelim fakirlerin Tabii fakirin parası yok onlar karanfil bırakıyordu. Ben gül bıraktım diye basın toplantısı yapan adam diyelim. 20 katlı bina, 25 katlı bina, 35 katlı bina yapmazsa orada çok büyük bir rant pastası oluşmayacak Türkiye'de. Yani şimdi 150 metrekare bir arsanın içinde diyelim 2 katlı 95-100 metrekare bir ev oluşturup ee, geri kalan e, diyelim 70-80 metrekareyi bir bahçe olarak tasarlamanın ekonomik bir yanını göremeyecek adam. Dolayısıyla o arsayı en iyi ihtimalle e, işte 3 milyon dolara satabileceği bir villa olarak tasarlamak isteyecek. O da göremeyecek. Arsanın sahibi adam ya da sen ben de göremeyeceğiz. Ama ee, burada şu var. Taraftan. i̇zleyicimiz soracaktır. Ben onlar adına sorayım. Şimdi İstanbul'un gerçekleri itibariyle İstanbul'u şehir olarak aldık diyelim. Bunun belli bir yüzdesi orman olacak. Yani alanı açamayacağız. Ee, İstanbul özelinde hani konuşursak bu iş mümkün mü? Müstakil ev yay, hani bu evet. cevaplanması gereken evet. asıl soru. Evet, Evet. Türkiye e, nüfusunun herhalde yüz, yüzde... Yani dörtte Üç, bir, biri mi, üçte biri mi? Yani İstanbul'da yaşıyor. Yok, Esaslı bir e, soru. Evet, rakam. E, ve ist bunun yanında ama mekansal birimler olarak 81 şehrimiz var. 80 tane İstanbul'a özenen özelen e, şehrimiz, şehrimiz var. Dolayısıyla e, iş büyüklük küçüklük meselesi değil e, bana göre. Sonuçta İstanbul kadar herhalde Bursa da önemlidir. <laughs> Kayseri de önemlidir. Diyarbakır da önemlidir. E, Hakkari de önemlidir. Orada olup biten e, tıpkı e, az önce cansever'in de söylediği gibi bir şeyleri kendi ellerimize imha etmek ve İstanbul'a şey yapmak özenmek gibi bir şey. İstanbul bir örneklik teşkil etmesi babında önemlidir. Fakat şunu söyleyeyim, her şey bir mekan politikası meselesidir. Bir şeye karar verilir ve bunun çözüm yolları üretilir. Bizim böyle bir çabaya ihtiyacımız var ve he oturalım bir nüfus ve mekan politikası geliştirelim ve İstanbul'u nasıl ele alabiliriz. Cansever 2001 ve 2003 yılında 50'ye yakın uzmanla hazırladığı depremden sonraki İstanbulluları yeni şehirlere yerleştirme projesi bağlamında 25 biner kişilik pilot şehirler hızlı raylı sistemlerle İstanbul'a entegre Tekirdağ şeye doğru bir şekilde desantralize etme diye bir hmm. fikir ortaya getirdi. İdealist görülebilir, ütopist görülebilir şu bu ama mekanı, mekan politikasını bir politika olarak tartışmaya açtı. Dolayısıyla bu tartışmayı yeniden güncellememiz ve şey yapmamız gerekiyor. Biz niyetli ee, tabii yaklaşırsak. Evet, bir şey evet. Şurada yapı meselesine. Birinci, birincisi bu. Buyurun. Bitirin isterseniz sonra ben çünkü o yapı meselesi tamam. de mühim. Tamam. Ahşap dediniz ya. Evet. Aynen ona da gelelim. E, i̇kinci mesele, e, madem bir şeye e, karar verirsiniz ve <laughs> yaparsınız, bunun e, yapım koşullarını e, sağlarsınız, şu yaparsınız, <laughs> bu yaparsınız. E, müs bir e, oranlama yapalım yani İstanbul'un yüz ölçümünde, bütün Türkiye'nin yüz ölçümünde. İstanbul'a hususi çözümler tabii ki getirebiliriz, üzerinde konuşabiliriz. Şunu biliyor muyuz? Hani Türkiye'de yeterli alan şu bu var mıdır vesaire. E, bütün Türkiye nüfusunun e, hepsi 05 uçlu kalemle hani şu kitaplarımızın e, lise ortaokul kitaplarının arkasında bir Türkiye haritası vardır ya e, 05 uçlu kalemle yani o ölçekten bahsediyorum. A4 sayfasındaki Türkiye haritasının e, İzmir'den Van'a kadar bir çizgi çektiğinizde bütün nüfus o çizgi içerisinde büyüttüğünüzde tabii çizginin kalınlığına göre büyüyor. Bütün nüfus o çizginin içerisine müstakil bahçeli evler olarak sığıyor. O neymiş hocam ya? Bu <laughs> enteresan. Bunu bir e, Bursa'da yaşayan Çelik Eren Gezgin diye bir ahşaba ve bu tip meselelere yine kafayı takmış bir mimarın bir e, metninde yer alıyor. Bir hesap yapmış. Yani bunu şey yapmış. B böyle bir şey var. Yani her şey bir politika meselesi. Peki biz 2000'den bu yana nasıl bir politika geliştirdik ve şey yaptık ki şu an şehirlerimiz bu halde? Bizim mimariyi tek başına konuşmamızın, güzelden şundan bundan bahsetmemizin, yatay şehir, ufak şehir, kıvrımlı sokaklardan bahsetmemizin, diğer bütün alanlara sirayet etmediği sürece, onların da ...verilerini içerisine koymadığımız sürece hiçbir anlamı yok. 2000 yılından itibaren Türkiye bir az önce bahsettiğimiz kalkınma modeli e, ortaya koydu. Ve eldeki araçlar sınırlıydı. Türkiye e, yükte hafif, e, pahada ağır ihraç malzemesi e, üretecek ve katma geliri çoğaltacak... E, ...asılayı çoğaltacak bir araca araç silsilesine e, sahip değildi. En kolay yapılabilir şey neydi müteahhitlik sektörü, konut sektörü, ev sektörü. Birçok yan sektörü de harekete geçiren dinamik bir şey ve bunun canlı tutulması için sürekli kılınabilmesi için bir şekilde artı değer para falan üretmesi gerekiyordu ve böyle bir politikadan yana tavır konuldu ve bir şekilde 10 sene boyunca Türkiye bununla iktisadi olarak şey yapıldı. Tabii ki işler acısı çevreler ürettik, tabii ki kötü bir şeyler ortaya koyduk en kötüsü de ne oldu biliyor musunuz? Hani bu anlamda hakkını çok gememek lazım. Araç buydu kardeşim yani. Bu da bu. bu, bu, bu kaynak. İmkan şöyle bir seçenekler vardı. Var. Cansever'in sunduğu bir şey vardı. Tayyip Bey'in evet. Cansever hocamızın şeyine kulak asın ve bunu yürürlüğe nasıl geçirebiliriz şeyi vardı ama bürokratlar ile imha edilen bir süreç yaşadı. Yani tercihimiz ondan yana değil. Ekonomik model üzerinden gelişti. Fakat en kötüsü şu an ne oldu biliyor musunuz? Bugün mümkün mü sorusunun cevaplarından bir tanesi kötüsü şu oldu. Artık bu artı değer rant bütün ekonomiye bir canlılık, bir hareket getiren şey bütün toplum tabanına yayıldı. Yani herkes bundan hakkını ister oldu. Belki doğrusu şey yani doğrusu demeyeyim de doğal süreç budur falan ve insanlar bir şekilde siyasetçi de insanlara bir şey verir, bir oy alır, karşılığında bir şeyler yapar falan. Dolayısıyla kendi kendi içerisinde sürekli büyüyen, karmaşıklaşan bir e, konut, yaşam çevresi, ekonomik model vesaire şeyleri oluştu. E, ve artık bir makina neresinden müdahale edeceğinizin bile fikri şeyinizde oluşmuyor. Şu oluştu işte en kötü. Birincisi toplum tabanına yaymak ve onu geri toplamamız lazım. Bakalım nasıl yapacağız. İkincisi ev dediğimiz şey normalde nedir? Gayrimenkuldür. Yani nakledilemez. Sabit bir şeydir. Fakat bugün bir borsa kağıdı gibi nakledilebilir, menkul bir değerdir. Yani İstanbul'da bir ev aldığınızda, bir eviniz vardır muhtemelen ikinci üçüncü alanda epeyce insanımız vardır çünkü bir ev aldığınızda bir sene sonra bir buçuk katına çıkma olasılığı çok yüksek çok ve sürekli böyle bir şey var e, atılım var ve artık eve bir yuva olarak eve bir başka şey olarak bakamaz haldesiniz yani bir borsa kağıdının değeri neyse bir menkul değerse evde bir menkul değer iki şeye bu noktada pardon e, ihtiyacımız var Birincisi ekonomik iktisadi modelimizi e, ne hale dönüştürmeliyiz ki? Hangi şekilde çeşitlendirmeliyiz ki e, bir başka dünyanın da mümkün olabileceğini, bir başka şehrin de üretilebileceğini e, tartışabilelim en azından örneklerini verebilelim parça parça. E, i̇kincisi şeye geldiğimizde bunu e, sağladığımız zaman, iktisadi model olarak çeşitlendirildiğinde da konut üzerindeki baskıyı en azından azalttığımız zaman insanlara bir evin, bir yuvanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da anlatabilirim. Siz bir şey diyeceksiniz ondan ya sonra ben devam, devam edelim. Şunu diyeceğim. Yani <laughs> bunun belki devamı olarak şimdi senelerce önce Meksika sınırı yaparken ben bir izleyicimiz ee, biz gökdelenleri falan konuşuyorduk programda. Bütün tartışmayı bitiren şöyle bir mesaj atmıştı. Demişti ki, abi 40. E, kat kuşlar içindir, insanlar için değil. Yani kuşların, şu kırkıncı kat demek yaklaşık olarak 150 metredesiniz demek. O kuşlar için e, bir şey, kuşlara uygun. Ee, bir irtifa. O irtifada insanın yaşaması insana yapılabilecek en büyük zulümlerden biridir demişti. Fakat bir taraftan da hani bugün geldiğimiz noktayı siz özetlerken ben bir taraftan da büyük bir umutsuzluğa e, duşar oluyorum. Umut her şeyin niyet her şeyin başı ve umutsuzluk bize has değildir. Hocam. Eyvallah <laughs> doğru elbette. Fakat e, Hani mesela merhum Turgut Sever'in bürokrasinin turnikesinden dönmesi öyle diyelim. Evet. Ee, bu umutsuzluğumuzu biraz daha artırıyor. Ee, uygulanabilir <laughs> durumdaki 15 projesi dediniz yani Turgut Sever'den geliyor 15 uygulanabilir proje kaldı dediniz. Uygulanmış ben, evet uygulanmamış ondan çok daha fazla fazla. Ha, uygulanmış 15 kadar uygulanmamış ondan çok daha fazla. E bir taraftan ben hani. Şun, şununla bununla ilgilenecek kimse yok mu dediğimde olacak inşallah diyoruz ama yani siz bir çıkış görüyor musunuz hocam? Yani evet. bizim hani bu meselede bir çıkışımız, bir zihinsel dönüşümüz en azından bizim çocuklarımızın görebileceği belki hiç olmazsa onların çocuklarının görebileceği bir zihinsel dönüşüm ufukta görünüyor. Evet. Mu? Bizim toplumumuz e, görerek e, ikna olan herhalde bir toplum. Hani zihinsel olarak e, meseleye, genel toplum e, tabakasından bahsediyorum. Yani bir yaygın şeyden bahsediyorum. Şöyle, yani bir bir şey yapalım. Yani bir şey ortaya koyalım ve iktisadi modelini e, geliştirelim. Bakalım ondan sonra ne oluyor? Mesela konut sahipliği meselesine e, önem verelim. Batı'da bu sosyal konutların, devlet tarafından şey yapılan konutların özellikle Avrupa'da bir mülkiyet hakkı mesela bir mülkiyeti tartışalım. Mülkiyet hakkı verilmiyor. 100 senelik kiralama, hayat boyu ya da şeye de intikal edebiliyor. Yani böyle bir sürü konut reyinden oluşuyor. Yani belki %60 Almanya'nın böyle bir modelle oluşuyor. Yani mülkiyet tabi devletler yıkıp devletler kuran bir tartışma. Yani meselenin esaslarının ne kadar çeşitli olduğundan bahsediyorum doğrusu. Bir kere bu bunu bir konuşalım. Hani bunu ve birçok yönünü konuştuktan sonra bir şey inşa edelim. Umut kuşkusuz görüyorum. Cansever bile 89 yaşında da öyle bir umutla mesela bütün o şeylerden geçmiş olan ne güzel bürokrasi tabir ettiniz. Bürokrasinin turnikesinden o adam o mütefekkir, o muhakkik bile o Sonuna kadar mücadeleci aynı zamanda pratik yönü olan adam bile 89 yaşında 2009 yılında bile umudunu kaybetmemiş bir insandı. Dolayısıyla meseleyi karamsarlığa şey yapmak ya da ne kötü oldu şurası ne kadar kötü burası ve sadece la demek yerine illa demenin de en azından zeminlerini oluşturabiliriz ve bu oluşabilir. Umut şöyle görüyorum, <laughs> ee, en azından Cumhurbaşkanı'nın, e, diyelim TOKİ Başkanı'na e, şunu söylediğini biliyorum, affederler inşallah. Yani bir mahalle e, oluştu mu, oluşuyor mu? Hani bir şeyler yapacaktınız, Ey Ergun Bey falan diye. Bu önemli bir şey. Yani en baştaki irade e, bir alt, e, diyelim bürokrata böyle bir şey söylüyor ve Şundan ben umutluyum. Toki dediğimiz, tukaka ettiğimiz ve çok daha fazla eleştirisini yapmamız gereken kurum. Ama haksızlık etmeden bir taraftan da. Yani haklı haklıksız en sert şekilde söyleyelim ama söyleyebilelim. Bir şekilde bunun bir başka şey evrilme şeyinin olduğunu da görelim. O kurum bir 7 iklim 7 bölge diye bir yarışma düzenledi ve orada diyelim... Tek katlı, iki katlı, üç katlı müstakili evlerden oluşan e, projeler üretti falan. Ve şimdi e, Antep'te diyelim 50 bin konutluk bir şey oluşturuyor. Bu ilkeler üzerine oluşturmaya yani, gayret ediyor. E, bu müstakil evlerden e, oluşan. Müstakillik işte onlar revize edilmiş. En azından e, 3-4 katlı e, diyelim daha e, yeşil olan, daha organik doku her ne diyeceksek olan şeyleri e, üretme derdinde. Toki inşaat piyasasının üretilen konutun %10'unu falan oluşturuyor Türkiye'de. Ya yani yanlış diyebilirim şeyleri ama %50'si değil, 40'ı değil, 30'u değil en azından. Dolayısıyla bir örneklik teşkil etmesi ve bir mekan politikası, bir izlek göstermesidir onun görevi. Dolayısıyla böyle bir şeye eğer şey yapacaksa, ön ayak olacaksa, şey yapacaksa belki oradaki herhangi bir şeye yol açıcı bir adımı bütün daha önceki günahlarının kefareti sayılabilir mi acaba diye de düşünüyorum. Evet. Ama bu yanlış anlaşılmasın, sadece Toki değil, hem bizi, bizim amcalarımızı, dayılarımızı, teyzelerimizi müteahhitlikle uğraşan bütün akrabalarımızı kendimizi bir pay isteyen bundan kendimizi de bunun içerisinde tutarak Toki de buna dahil olmak üzere bir nefis muhasebesi, nefis teskiyesi yapmamız gerektiğini de bu <laughs> anlamda düşünelim. Ama mekan politikası esastır, siyaset buna karar verir ve yapar. Eyvallah. Şimdi son birkaç dakika, bir şey soracaksın. Şey, ya bir soru varca vardı ama <laughs> tabii zaman bittiği için Cemil Bey için o alıntısı, yani niye eleştiriyorsun, anlattığım senin hikayen. Hepimizin Hep ortak bir şeyi bu. <laughs> yani şey yok. Hani fotoğrafım diyelim AK Partili belediyelerin bir e, mimari e, vizyonu yok da CHP'li belediyelerin var değil. Hepimiz aynı vizyonsuzluktan eee biz yani. Herhalde ben de siz de mesela AK Parti, CHP şu bu olmadığını düşünüyoruz <laughs> ama AK Parti'nin son 12 senede önemli mesuliyetleri, mesuliyetleri olduğunu şüphesiz, düşünüyoruz tabii. Şüphesiz. Ben son soruyu biraz böyle hafif magazinel de soracağım. Şimdi özellikle İstanbul'da, Ankara'da, e, Türkiye'nin büyük şehirlerinde yeni yaşam alanı diye pazarlanan bir takım e, şeyler var. Aslında siteler, yani e, evet. evler. Bahçeli e, falan. Hani ne bileyim şey bile yapan var. İstanbul'da Ege kasabası yapıyoruz falan diyen bile var. Siz bu yeni yaşam alanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aynı kapital... E ya da aynı döngünün içerisinde bir yer şimdi Necip Fazıl'ın meşhur ifadesidir bir spor muhabiri korka korka sporla ilgili bir şey soracak ama çekiniyor yani koskoca Necip Fazıl spor soruyor tokatlıklar belki de yani falan korkma evladım diyor yani hal için neresinden bir kova su alırsanız tahlili hep aynı çıkar <laughs> ee, gibi bir şey söylüyor bu ee, ne talep edildiğine birileri bunu talep ediyordur yaşam çevresi olarak o, o oluşuyordur fakat bir değere bir üst sınıfa çok sınırlı bir şeye açıkçası e, üretiliyordur yani bir oranlama yaparsak bu da bir realite midir bu da bir realitedir mesela ben öyle bir sitede oturuyorum e, İstanbul'da ee, yaşam alanı e, Tabii. tabi yani e, siz ben vallahi böyle 5 katlı bir apartman ne en azından katında. apartman evet e <laughs> iki katında. Evet. Yani herhalde o apartmanla o sitenin birbirinden ne kadar farkı vardır emin değilim ama yalıtılmışlık bağlamında en azından siz adımınızı attığınızda sokaktaki Şokaktayım. şeye selam verebiliyorsunuz bakkala şu bu her şeye rağmen eee katlı bir binada oturmanıza rağmen böyle bir sokakla hayatla ilişkiniz var. Bu anlamda eleştirilebilir. Ama bu e, gated community, kapalı siteler üzerinde yapılacak tartışmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Asıl olan, temel meselemiz nedir? Gelin bunları konuşalım. Gibi bir şey vardı. Evet, Gelin canlar bir olalım. Ekrana sağ olsun arkadaşlarımız yetiştirdiler. Efendim Bursa'daki e, TOKI binalarıdır. Bu binaların Az sol tarafı da Ulu Cami'dir. Bu arada öyle söyleyeyim, diyeyim. bunları e, yaptıranın kim olduğu da bilinmiyor. Hiç kimse üzerine Kimseye almıyor. Kimse üzerine almıyor. <laughs> Orada Bülşen'in en güzel mahallelerinden biri vardı. Tamam biraz kırık dökük bir mahalleydi. Ee, şey kaçırılmış bir tartışma <laughs> Türkiye'de. Artık son dakika var ama bana kalırsa yerinde kentsel dönüşüm meselesi e, kaçırılmak üzere olan bir tartışma. Yani e, diyelim e, sulu kuleyi kentsel dönüşüme sokacaksanız <laughs> e, mutlaka sulu kuleyi ve onun kendi geleneksel formunu koruyarak yenilemek diye bir seçenek var. Yerinde kentsel dönüşüm diyor galiba buna gevurlar e, Ama biz kentsel dönüşümden o yerin üzerinde yeni bir başka yer inşa etmeyi, Tabii Anlıyoruz. artı değer galiba. üretiyoruz. Yani. Artı değer üretiyoruz. Gelin bunu da konuşalım bir başka Ama iyi var? haber... Vallahi <laughs> konuşalım ya. Vallahi i̇yi haber şu, konuşalım. o Bursa'daki isteğiyle ilgili kimse sahiplenmiyor dedi ya hoca. Yani çirkin olduğu konusunda hemfikiriz herhalde. Hemfikiriz. Yüzde evet, yüz. Efendim çok teşekkür ederiz. Vallahi Ağzınıza ben ee... teşekkür ederim. Hakikaten <laughs> çok büyük keyif aldım. Yani ee, bizim o... açımızdan da e. en güzel adres sefterlerinden biriydi. Girizgah dahi yapamadık diyebilirim. Ee... Eyvallah. Gene her zamanki gibi Yusuf Bey sağ olsun şahane sorular hazırlamış ama e, inşallah bir başka vesileyle, Tabii. bir başka seferde e, birlikte oluruz. Efendim, e, Halil İbrahim Düzenli Hoca'yı ağırladık bugün. Mimari'nin adres defterini aradık. Bulduk mu? Elbette bulamadık ama malum sloganımız aramakta bulunmaz ama bulanlar elbette arayanlardır. Eyvallah, hayırlı geceler.